كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا كن مسلما وكفاك بين الناس فخرا كن مسلما وكفاك عند الله ذخرا وروائع القرآن جل الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kardeşlerim, bugün yine dün almış olduğumuz hadisi bitiremedik. Yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yüce Allah'ın şer'i emirleri ve kevni hükümleri ile meselede kalmıştık ve orada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Neredeydi? La havle ve la kuvvete illa billah. Burada diyor ki وقوله وهو العلي الكبير، bunu aldık dün. وقوله فيقولون كلهم، bunu da aldık. O zaman şu min faidet el hadis, şu hadisin faydası. Bir, yani bu Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın bize nakletmiş olduğu hadisten çıkan fayda. Hangi hadis? Şöyle hatırlayacak olursak وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله من وحي بما أراده، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأل ملائكتها ماذا قال ربكم، قال جبريل، فيقول الله تبارك وتعالى قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث ما أمره الله. بتمه buraya kadar. Dün bu hadisi açıklamıştık ve şimdi bu Allah'ın şer'i ve kevni olan kısmına geldik. Naam. Diyor ki bu hadisten çıkan faydalar diyor. İthbat el-irade li kavlihi ta'ala iza aradallahu ve heye kısman şer'iyye ve kevniyye. Bu hadis Yüce Allah'ın iradesinin ispatının delilidir. Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin ispatının delilidir. Yüce Allah'ın yaratan, yaşatan, rızık veren, koruyan, kollayan, halkeden kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatanın olmasının delilidir bu hadis. Ve aynı zamanda nedir? وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ayette geçtiği gibi ve bu hadisi nedir? İşte اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَ اَنْ يُحِي بِالْاَمْرِ تَكَلَّمْ. Aynı zamanda bu hadis Yüce Allah'ın konuştuğunun delilidir. Bazı fırkalar diyorlar ya işte Allah nefsi konuşuyor, nefsi görüyor, nefsi işitiyor. Hayır. Yüce Allah Tebareke ve Teala görüyorsa, konuşuyorsa, işitiyorsa şanına yakışır bir şekilde bu sıfatlara sahiptir. Evet. İşte bu vahye kısmen. Yani bu Yüce Allah'ın emirleri iki kısımdır. Hem şer'idir hem de kevnidir. Şer'i olan kısım biliyorsunuz Allah'ın emir ve yasaklarıdır. Yap dediğini yapma, terk et dediğini terk et.
emir ve yasaklar. Hepsi namaz, zekat, hac, oruç ve diğerleri. Âmentü billahi ve melâiketi ve kutubi. Bunlar nedir? Hepsi emir ve yasaklardır. Ve kevniye ise hani ve min âyâtihi l-leyli ve'n-nehâr ve'ş-şemsi ve'l-kamer ve min mahlukâtihi es-semâvâtu's-seb' ve'l-arâdûs-seb'. İşte gökler, yıldızlar, ay, güneş, okyanuslar, dağlar Allah'ın kevni iradelerindendir bu. İşte bu Yüce Allah'ın kevni iradesi ile şer'i arasındaki olan kısım ikiye ayrılıyor diyor İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyh. فَالْفَرْقْ بَيْنَهُمَا اَوْلَى. Bunların arasındaki olan farkı ayıracak olursak diyor مِنْ حَيْثْ الْمُتَعَلَّقْ, yani nispet edilen فَالْاِرَادَةِ الشَّرْعِيَّ تَتَعَلَّقْ بِمَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ. Allah'ın iradesi yani şer'i olan iradesi Yüce Allah'ın sevdiğiyle alakadır. Ne demek? Yani Allah Tebareke ve Teala seni iman etmeyi seviyor, istiyor. Ama bu demek değil ki yani illa iman edeceksin. Hayır. Hür iradeni bırakmış Allah Tebareke ve Teala. وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ. Hakkı ve batılı gösterdik Allah Tebareke ve Teala diyor. Resul gönderdik, Kur'an gönderdik, elçi gönderdik. Dileyen iman eder, dileyen küfreder. İman eden olan bir kişi cenneti vereceğimi ahdedin diyor Rabbim Tebareke ve Teala. Küfreden olan bir kişi cehennemi boylayacağını diye gene nedir? Ahdi diyor Rabbim Tebareke ve Teala. O zaman burada Yüce Allah'ın şer'i ibadeti Allah Tebareke ve Teala sevmesine rağmen, yani illa bu demek değil ki herkes iman edecek. Hayır. Ama dilerse Rabbim Tebareke ve Teala bütün insanlara nedir? Hidayeti erdirir. Ama bu dünya imtihan dünyası olduğundan dolayı dileyen iman eder, dileyen küfreder. Tıpkı قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينَ. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu tebliği kafirlere yaptığı gibi. Tek ilaha gelin, ondan başka kulluk etmeyin. La ma'bude bihakkin illallah. Ey Kureyşliler, sadece Yüce Allah'a kulluk edin dediği zaman ya Muhammed اَجَعَلَ الْآلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا. Bütün bu putlarımızı saf dışı edip senin tek Rabbine mi kulluk edeceğiz ya Muhammed? اَنْتَ مَجْنُونٌ اَنْتَ سَاحِرٌ اَنْتَ كَاهِنٌ diye nedir? Bu şekilde Muhammed aleyhisselatü vesselam delilikle, müneccimlikle, sihirbazlıkla itham ettiler. Ve Muhammed aleyhisselatü vesselamın tevhid davetini kabul etmediler. Tıpkı Musa aleyhisselatü vesselam Firavun'a daveti götürdüğü zaman. Değil mi? Kun musliman ve kefâke beynennâsi fakrâ. Kun musliman ve kefâke indallâhi dukrâ. Kun musliman ve kefâke beynennâsi fakrâ. Kun musliman ve kefâke indallâhi dukrâ. Ve ravâi'ul-Kur'ân jallallâhi.